Selamlar herkese. Yeni bir Minecraft güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 20W49A deneme sürümünü inceliyoruz. Artık snapshotlarda alışmamız gereken bir durum var. Önceden paylaşılan snapshotlar gibi çok dolu özellikler barındıran snapshotlar beklemeyelim. Çünkü birkaç haftadır neredeyse snapshotların içeriğinde sadece bir özellik var ya da ana özellik olarak bir önemli özellik var. Diğerleri hep yancı özellik, düzeltmeler, geliştirmeler falan oluyor. Bu durum biraz üzücü olsa da oyunun 2021 yaz aylarında çıkacağını biliyoruz. O zamana kadar snapshotları sanırım ucu ucuna eşitlerler. Neyse, geçelim yeni özellikleri incelemeye. 20W48A deneme sürümünde damla taş bloğu, dikitler ve sarkıtlar oyuna eklenmişti. Ve bunların da damla taş biyomunda olacağını biliyoruz. Damla taş biyomu oyuna bu snapshotta eklendi. Ama daha önceden oluşmuş dünyalarda veya normal bir şekilde oluşturulmuş dünyalarda ortaya damla taş biyomları çıkmıyor. Bu biyomların ortaya çıkabilmesi için özel dünyalar oluşturmanız gerekiyor. Bunu ise yeni dünya oluştur kısmından daha fazla dünya seçeneği ve dünya türünden istediğiniz seçen mağaralar olabilir, tek biyom olabilir, uçan adalar olabilir. Bunların hepsinden biyomu değiştirebiliyorsunuz. Ben mağaralar seçeyim, daha güzel görseller çıkar ortaya. Bu kısımdan da biyomu seçmeniz gerekiyor. Dripstone Caves biyomunu seçiyorum. Tamam diyorum. Dünya ayarımda yaratıcılık yapayım. Dünyamı oluşturayım ve karşımıza çıkana bakın. Çok karanlık. Bir gece görüşü içmem gerekiyor. Ürkütücü bir görüntü denilebilir. Dikitler ve sarkıtlar. Şunu söylemem gerekiyor ki bunlar da sarkıt olarak nitelendirilebilir ve gerçekten ürkütücü görünüyor. Şunların boyutuna bakın, küçücük olanların, bir de bunlara bakın. Biyoma özgü olarak bazı damla taş blokların yanında da su doğal olarak oluşuyor arkadaşlar. Biraz önce gördüklerimiz sarkıttı, şunlar da dikit mesela. Yine benzer görüntüler var. Şu ikisi de dikit ve sarkıtın bütünleşmesi. Yani küçük ve büyük boyutlarını biyoma eklemeye çalışmışlar. Bu güzel. Açıkça söylemek gerekirse bu biyomda ağaç falan olsaydı canlı yayında böyle bir challenge falan yapabilirdik. Mağaralarda birkaç yayınlık survival oynardık. Eğlenceli olurdu. Dripstone Caves'te blokların yanında doğal olarak su oluşacağını söylemiştim. O sularda bu şekilde oluşuyorlar. Şimdi geliştirmelere geçiyoruz. Bu iki blok artık Türkçeleştirilmiş. Damla taş bloğu, damla taş sarkıtı. Sarkıtı olmamış bence, sivrileşmiş damla taş bile olsa veya damla taş olsa çok daha iyi olurmuş. Çünkü bunu dikit olarak da kullanabiliyoruz. Biraz saçma görünüyor. Bir önceki snapshot'ta da değinmiştim. Nether'a geldiğimizde sarkıt koyduğumuzda bunlardan su akıyordu. Ama artık Nether'a sarkıt koyarsanız su değil lav damlatacak. Yani Nether'da su üretmeyi, su elde etmeyi unutun. Dikit ve sarkıtlardaki bir diğer geliştirme, bunları bütünleştirebiliyorduk. Bakın böyle birleşiyorlar. Artık eğer bunları biz kendimiz koyarken çifte basarsak birleştirilmemiş versiyonunu da elde edebiliyoruz. Şimdi dikit de deneyeceğim. Sarkıt koyuyorum. Birleşti. Çifte basıyorum. Birleşmedi. Hangi tarafın uzunluk göstereceğini böylelikle seçebiliyorsunuz. Bakın burada bunu seçtim. Burada da bunu. Kesiler içinde ufak bir geliştirme var. F3 ve H'ye aynı anda bastığınızda alet edevatlarınız için hem dayanıklılık göstergesi hem de etiket kısmı açılmış oluyor. Yani bir kazma kullandığınız ne kadar canı olduğunu alt kısmından görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an etiketleri de görünüyor. Artık F3'e basılıysa keselin de etiketi açılıp kapanabiliyor. Şu anda Minecraft Bundle yazıyor. F3'e basıyorum. Gizli durumuna soktum. Tekrar baktığımızda sadece doluluk yazıyor. Bir önceki deneme sürümünde bahsettiğim veya değindiğim özellik oyuna eklenmiş. Artık bize sarkıt düşerse tepemize ölüm mesajı daha farklı oluyor. Burada bir nevi loser'a düşen bir sarkıt çarptı gibi ölüm mesajı var. O sarkıtı bu arada ben kendim düşürdüm, kendimi öldürdüm. Eğer başka bir oyuncu onu düşürmüş olsaydı bu sefer işte loser şununla savaşırken düşen bir sarkıt tarafından öldürüldü falan gibi mesaj yazıyor. Fazladan kalbe sahipsek ve donuyorsak bu kalpler görüntüsel anlamda bug'a giriyordu. 20W49A'da o bug düzeltilmiş. Kalpler bakımından bir geliştirme daha var. Artık zehir veya solma, wither etkisi alıyorsak altın kalplerimiz boş görünmek yerine sarı kalıyorlar. Gelelim bu güncellemenin en önemli yeniliğine. Skulk sensörlerine. Bu arada adım atıyorum ve çıkan particle kırmızı oluyor. Bunu da yeni fark ettim. Ya kızıl taş yayıyormuş gibi bir efekt çıkabilir. Emin değilim çünkü bu gelen skulk sensörü kızıl taş kategorisine dahil edildi. Burada. Herhangi bir üretime nereden nasıl bulunacağı hakkında bilgimiz yok. Ama Deep Dark'ta o diğer skulk blokları veya malzemeleriyle birlikte üretileceğini veya bulunacağını bir nevi biliyoruz. Animasyon bakımından fazlasıyla hızlı hareket ediyor
eğer enerji alırsa daha da hızlanıyor. Kamp ateşlerine oyun ilk eklendiğinde buradaki yanma animasyonu vardı. Şu anda Skak sensörünün de envanterde dururken hareket animasyonu var. Ama kaldırılabilir bunun olduğu gibi. Skak sensörü yeni bir redstone bileşeni. Titreşimleri, hareketlenmeye vesaire bunun gibi şeyleri algılar ve kızıltaş sinyali yayar. Skak sensörü maksimum 15 seviye kızıltaş sinyali yayabiliyor. Eğer Skak sensörüne uzaktaysanız yayılan sinyal daha zayıf oluyor. Bakın neredeyse bir blok gitti. Ama bunu yakında yaparsam biraz daha yaklaştığında daha fazla sinyal yaydı. Burada olduğunda, dibinde olduğunda çok daha güçlü bir sinyal yayabiliyor. F3'e bastığımda power kısmından yani güç olarak ne kadar sinyal yaydığını görebiliyorum. Şu anda 14 gücünde. Herhangi bir üretimlerinin olmadığını söylemiştim. Bunları kırmak istediğimizde en hızlı çapa ile gerçekleştiriyoruz. Oldukça hızlı. Ama elimizde kırdığımızda nasıl oluyor? Bir şey elde ediyor muyuz? Evet. Yine yavaş değil. Bir nevi hızlı bir şekilde kırılabiliyorlar. Alt tarafından görüntüsü bu şekilde. Kenarlarından da biraz daha parlak parçacıklar var. Böyle üstünden de antenleri olan basamak denilebilir. Basamak demişken yani boyutları da yine basamaklarla aynı. Skak sensörleri şu anda her şeyi algılamıyor. Canlıların hareketlerini, blok koyma, yerleştirme, düğmeye basma, sert eşyalar, cisimler, ok, mızrak, kartopu gibi şeyleri fırlattığınızda yine sinyal yakalayabiliyor. Kartopu, ok, hareket etme, blok koyma, blok kırma, düğmeye basma, şalter açma alanda yine sinyali yakalayabiliyor. Mesela bir çan yerleştireyim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sinyal yakalayamıyor. Hareketlenmeden sinyal yakalıyor demiştik. Tırmanmadan aynı şekilde tırmanırken de sinyalleri yakalayabiliyor. Şuna bakın. Çıkan titreşim parçacıklarına bakın. İnanılmaz. Yakından bir acayip. Çok iyi be. Skak sensörleri 15 farklı titreşim tipini algılayabiliyorlar. Titreşim tipi derken işte elektrarda konma, yüzme, hareket etme gibi bunların sıralanmış hali diyelim. Ekrana zaten detaylı bilgileri koydum, oradan bakabilirsiniz. Skak sensörünün etki alanı toplamda bu kadar. Tek yönde ise 8 blok kadar uzayabiliyor. Totalde 17x17'lik bir alandan sorumlu kendisi. Açıkçası bu alan bana çok küçük geldi. Daha uzun mesafelerden titreşim almasını isterdim. Etki alanını sadece yatay olarak düşünmeyin. Hem dikey hem de baş aşağıda sinyal yakalayabiliyor. Sinyallerin hangi mesafeden yakalandığını, nasıl yakalandığını falan gördük. Şimdi ise gelelim bu sinyali yatay, dikey, çapraz bir şekilde hareket ettirmeye. Canlı yayın esnasında bu snapshot'ı inceledik ve orada birçok test yaptık. Şu anda bir elektrik direği görüyorsunuz ve bu direkler kablosuz sinyal taşıyorlar. Bakın buradan bir elektrik gidiyor. Kablosuz bir şekilde aktarılıyor. Son kısımda da bir devre yaparsınız ve kullanmak istediğiniz sistemi devreye sokar veya devre dışı bırakırsınız. Görüntü olarak çok güzel ya. Bu giden sinyali görmek, bak tak 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 oradan oraya gidiyor. Unutmamamız gereken bir şey var. Bir Skak sensörü 8 blok etki alanına sahipti tek yönde. Ve o 8 blok da bu kadar mesafeye eşit. Çok sık direk koymanız gerekiyor. Ben isterdim ki şu olmasın, tek yönde bu kadar sinyali uzatabilsin. Yani 8-16 blok falan en azından tek yönde etkisi olsun. Şu anda çok zayıf. Daha önceden de paylaşmışlardı. Yünler Skak sensörlerini tamamen etkisiz bırakıyorlar. Mesela bunu buraya koyduğumda bu açılıyor kapanıyor ama bu sefer sinyal alamıyor. Çünkü ön tarafında yün var. Yün Skak sensörünün hangi yönüne konulursa o yönde titreşimi algılamasını engelliyor. Bunu kıracağım. Ve bu sefer gördüğünüz gibi sinyal ulaşıyor. Farklı bir blok koyalım. Sorun yok. Yine sinyal algılayabilir. Bunu yani bayağı bloklarla kaplı bir bölgeye de koyabilirsiniz. Açıkta havada olan falan yerlere de koyabilirsiniz. Sinyali orada yatay bir şekilde taşımıştık. Burada ise dikey taşıyalım. Şalteri açtım. Ve dikey bir şekilde sinyal yukarı gitti. Şimdi ise sinyali üstten alt tarafa yollayacağım. Hareket ediyorum. Yakaladım ve direkt alta yolladım. Tekrar sinyalin gidişini görüyorsunuz. Sinyali seviye farkı olarak yukarı taşımak istiyorum yine. Buradan oraya da ulaştırabiliyorum. Yine yukarı çapraz. Aslında bir nevi ben size altı yönlü dedim ama yani burada yön farkı çok düşünülmemeli. Çünkü çapraz, yukarı, aşağı, sağ, sola her yönde neredeyse Skak sensörü sinyali ulaştırabilirsiniz. Mesela şuna bakın. Bu sefer de çapraz yolluyorum. Yukarı bir şekilde bir de. Aynı şekilde altı da yollayabilirim. Hiç fark etmez. Skak sensörlerini pistonlar ile itemiyorsunuz.
Ama suya koyabiliyorsunuz veya skalk sensörlerine su ilave edebiliyorsunuz. Skalk sensörüne karşılaştırıcı koyarak sinyalin gücünü de ölçebiliyorsunuz. Birçok farm için test yapmıştık, hareket eden bir vagondan sinyal algılayamıyorlar, oyuncu da dahil olsa. Maalesef kötü bir durum. Skalk sensörleri kablosuz bir şekilde enerjiyi taşıyabiliyorlar. Bu tuzaklar yapımında da çok fazla bize yardımcı olacaktır. Şimdi bir şuraya konalım. Hareket edelim. Algıladı ve şu anda bir mine yaptım varsayın. Hiçbir şey olmadan çok derine koydum değil mi onu? Aynen, çok derine koydum. Etki etmedi. Hiçbir şey belli olmadan yani böyle tuzaklar mine'larda yapılabilir. Son bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Skalk sensörleri basamaklar gibi yerleştiriliyorlar. Aslında burada yani tavandan aşağı doğru sarksalar daha güzel görünürdü. Umarım olur böyle bir şey. Evet, bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yayınlarda önceden inceliyoruz. Destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.